Bu bölümde faiz kavramıyla piyasa değeri arasındaki ilişkiden söz edeceğim arkadaşlar. Buradaki grafikte Borsa İstanbul'un değeri ile gösterge faiz arasındaki ilişkiyi görüyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi şu mavi çizgi ve mor çizgi birbirleriyle ters hareket ettiği, genel anlamda ters hareket ettiği görülmektedir. Buradaki arkadaşlar mavi çizgi, yani şu çizgi gösterge faizi ifade etmekte. Şuradaki mor renkli çizgi ise Borsa İstanbul BIST 100 endeksidir arkadaşlar. XU100 olarak tabir edilen endeks. Tabi Borsa İstanbul 100 endeksi borsada işlem hacmi ya da daha doğrusu halka açık piyasa değeri en büyük olan ilk 100 şirkettir. Bu firmalar, yani bu BIST 100, 100 tane firmanın piyasa değeriyle doğrudan ilişkili bir kavramdır. Yani bu hisselerin piyasa değerleri, yani bir açıdan şirketlerin değerlerini ifade eder. Gösterge faiz ise, yani şuradaki mavi çizgi ise piyasalarda devletin borçlanma oranıdır. Bir önceki videoda bahsettiğimiz gibi faizler arttıkça piyasa değeri düşer, faizler azaldıkça genelde piyasa değeri yükselir. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar grafiğin farklı tarihlerdeki konumuna baktığımız zaman ters ilişki olduğu her yerden görünüyor arkadaşlar. Tabii ki piyasa değerini etkileyen tek unsur faiz olmadığı için bu çizgiler arasında çeşitli sapmalar olabiliyor. Mesela şu tarihlerde baktığınızda bakın. Faizler düştükçe piyasa değeri genelde yükselmiş. Faizler yükseldikçe piyasa değerleri düşmüş. Şurada faizler düşüyor, piyasa değeri de yükseliyor. Bakın şu bölgede neredeyse tamamen zıt bir ilişki görünüyor. Yine şuralarda da ters korelasyon görünüyor. Faizler düştükçe piyasa değerleri yükseliyor. Daha sonra arkadaşlar şu bölgede biraz sapma olmuş. Tabi ara ara farklı dönemlerde ters ilişkiler yine çok olmuş ama burada genel itibariyle ülkeye muhtemelen para girişleri olmuştur. Bu nedenden dolayı borsa daha borsa ile faizler birlikte yükselmiş olabilir arkadaşlar. Ama bu grafikten de gördüğünüz gibi ters korelasyon olduğu her halinden belli arkadaşlar.